Öncelikle bu haberi Amerika'nın asılsız tarihini bilmeyerek, geçmişini bilmeyerek bu tür soykırımı desteklemesini Eşref'le kınıyorum. Germir Mahallesi bizim ebelerimiz, dedelerimizden duyduğumuz, aklımızda kalan şekilde burada Ermeni, Rum, Türk üç kavim bir arada yaşamışlar. Şu anda Germir Mahallesi'nde üç tane normal kilise, bir kaya kilise olmak şartıyla dört tane kilise, iki tane de Müslümanların ibadet ettikleri camimiz mevcuttur. Burada herhangi bir kötülük olmadan bu yıllarda şu günde mübarek Ramazan'da çocuklarına bir ekmek dahi, bir meyve dahi vermezlermiş ki Müslümanlar oruç tutuyor. Siz onları tahriş etmeyin diye. Burada gayet uyum içerisinde yaşamışlar ve o zamanlarda kız oğlan alışverişinde de yani dünürlük dediğimiz olay da gerçekleşmiş. O şekilde de bir arada akraba bağlarda kurmuşlar. Ayrılıkları nasıl olmuş peki? Ayrılıkları 1920 mübadele döneminde takas dediğimiz olaylarda buradan Ermeniler gidiyormuş. Buranın halkı demiş ki yani üzüntüyle gidiyorlarmış. Yani normal gitme değil, üzülerek gidiyorlarmış. Buranın halkı, Türk halkı siz istemiyorsanız gitmeyin. Kesinlikle herhangi bir kötülük burada zaten olmadı. Bundan sonra da olmaz. Biz nasılsak siz de o şekilde yaşamaya devam edersiniz diye söylemişler. Nüfusun bir kısmı o dönemde gitmişler. Daha sonra bir kısmı kalmış burada. Akrabalarının çoğunluğu gittiği için bir iki giderek daha sonra tamamı gitmiş Germir Mahallesi'nden. Peki bir de burada herhalde Amerikalı ünlü yıldızlar da bu Germir Mahallesi'yle bir bağlantıları var herhalde. Evet, şimdi Amerikalı ünlü film yönetmeni, daha Amerikalı diyoruz ama aslında Germirli diyeceğiz. Çünkü yanlış söylüyoruz orada. Bütün basında da bu söyleniyor. Çünkü doğduğu yer Germir Mahallesi. Yani Türkiye Türk toprakları. Bu belirli aylarda, belirli yıllarda zaten memleketini ziyarete gelirdi. Burası benim ebemin, dedemin yaşadığı, benim çocukluğumun geçtiği mahalle diye ziyarette bulunurdu. Buranın halkı da sanki bir eşi, dostu ya da yeğeni, akrabası gelmiş gibi sıcakkanlı karşılarlardı. Belki böyle bir soykırım olmuş olsa Eliye Kazan buraya o rahatlıkta gelebilir miydi? Ve Kim Kardashian'ın dedesinin, ebesinin de yine aynı şekilde Germirli olduğu, daha sonra turizme Türkiye'ye gelen Ermeni, Rum kardeşlerimiz ziyarete geliyorlar. Ben muhtar olarak çok şahit oldum. Ebelerinin, dedelerinin yani onların ona anlattığı, bizim dedelerimizin anlatış şekliyle aynı sanki kardeş kardeşe anlatıyormuş gibi örtüştüğünü farkındayım. Böyle bir soykırım olmuş olsa şimdiki genç jenerasyon dedesinin ata topraklarına gönül rahatlıkla gelebilirler mi? Amerika'yı tekrardan kınıyorum ve yanlış bir karar olduğunu teyit ediyorum. Benim babam 3-4 yaşındayken dedem ölmüş. Babam dedi ki şurada bak şu bahçenin olduğu yerde bir dul kadın otururmuş burada Ermenilerden. Benim babaannem o kadının gelir evinin işini görürmüş. Babam dedi ki o avradın ekmeğiyle büyüdük biz derdi. Çok samimilermiş burada. Allah Allah. Onlar çarpacak adam arıyorlar, yiyecek bir arıyorlar, tazminat alacaklar, bilmem ne örecekler. Vallahi bu köyündeki düşüncelerimiz burada çok kardeş gibi yaşamışlar. Biz büyüklerimizden duyduğumuz Ermenisi de buranın bir kısmı Ermeni mahallesi, bir kısmı Rum, bir kısmı Türk mahallesi. Burada tatlı muhabbetli geçinirlermiş. Herhangi bir öyle bir olay olmamış burada.